Mevlana peygamber varisidir. Yüce Sultan Hüdavendigâr Mevlana, peygamberimizin "Ben kimin efendisi isem Ali de onun efendisidir" hadisini yorumlarken efendiyi şöyle tarif ediyor. Efendi kimdir? Seni azat eden ve ayağından esaret bağını koparandır. Yüce Peygamberimiz Hazreti Muhammed, alimler peygamberlerin varisidir buyurmuşlardır. İşte Allah'ın Efendisi Mevlana Muhammed Celaleddin Mollai Rumi, Hazreti Muhammed'in eksiksiz en olgun varisiydi. Hazreti Mevlana kendi ilmini Hazreti Muhammed'in ilminde, irfanını Hazreti Muhammed'in irfanında, benliğini Hazreti Muhammed'in benliğinde, hasılı bütün varlığını onun varlığında yok ederek manevi hüviyetinin parlak meşalesi nurundan yakıp uyandırdı. Kulun Hakk'a olan yakınlık mertebesini müjdeleyen "Ben onun kulağı, gözü, kalbi oldum" kutsi hadisindeki işaret üzere onunla baktı, onunla gördü, onunla düşündü, onunla söyledi. Kalbi hep onun aşkıyla yandı. Hak yolundaki bütün emirleri, bütün işleri kendinin değil, Muhammed Ali'nindi. Hatta gazellerinin bir kısmının sonlarında kendine hitap ederek "Sen sus, o söylesin" der. Bir yerde de "Bütün hastalar iyileşmeyi umarlar" diye buyuran Hazreti Mevlana yine şöyle seslenir. "Halbuki aşk hastası, aman derdimi artırın" diye sızlanır. "Bu zehirden daha güzel, daha hoş bir şerbet görmedim. Bu hastalıktan daha iyi bir sıhhat olamaz. Bu suçtan daha iyi bir ibadet yoktur. Bu yüzden cehennem aşığın ateşinden söner." Der ki, "Ey ulu er, çabuk geç, yoksa ateşinden ateşim sönecek." Cennet de ona der ki, "Yel gibi geç, yoksa neyin varsa mahvolup gidecek." Mesnevi'de aşk hakkında, "Ondan cehennem de titrer, cennetler de. Ondan ne buna aman vardır, ne ona" diye buyuran Hazreti Mevlana, sözü yine sevgilinin suretine getirir ve bizlere mana aşkına ulaşmamız için aşacağımız yolların ipuçlarından bahseder. Derken sevgili aşıktan gizlendi. Aşık da sevgilinin manasıyla eş oldu. "Ben bedenden soyundum, o hayalden soyundu. Vuslat makamının en ilerisinde salınmaktayım" derken, sözü burada durdurarak daha fazla söyleyemeyeceğini anlatır ve "Bu bahisler buraya kadar söylenebilir. Bundan sonra ne zubura gelirse gizlenmesi gerektir. Söylersen de faydasız. Yüz binlerce gayret göstersen de anlatmaya çalışsan yine açığa çıkmaz" diye buyurur. Rubai. Ey başımızın üstünde dönüp duran gökler! Siz de o mana güneşinin aşkına tutulmuşsunuz. Siz de benim giydiğim gibi aşk hırkasını giymişsiniz. Sizler de benim gibi aşıksınız. Vallahi aşıksınız. Bunu nereden anladığımı söyleyeyim. İçiniz de dışınız da pırıl pırıl, lekesiz, terütaze, yemyeşil. Mevlana Celaleddin Rumi. Hasan dedemizin duası ve selamıyla. Kainatın nuru Hazreti Muhammed Efendimizin, Ehl-i Beyt Efendilerimizin, Yüce Pirimiz Hüdavendigâr Mevlana'mızın, Piran Efendilerimizin selamları, feyizleri ve güzel keremleri bizleri sevenlerin ve bizleri izleyenlerin üzerine olsun. Allah sizlere hep güzel günlerde yaşatsın. Sevgiler, Allah'a emanet olun. Hasan çıkar dedi.